İsmim Cevheri Güven, gazeteciyim. Türkiye'de yaşadığım bir kısım hak ihlalleri nedeniyle Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım. Şu an Almanya'da mülteci olarak yaşıyorum. Karşılaştığım hak ihlalleri önce mesleki kariyerimi, daha sonra özgürlüğümü, sonra da hayatımı tehlikeye atan türdendi. Hatta ailemin de hayatını tehlikeye atacak bir boyuta vardı. Benimle ilgili süreç 2013 yılında başladı. 2013 yılının sonunda Tayyip Erdoğan ve hükümeti bir yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıya kalmıştı. Ve bunun neticesinde 4 tane bakanın istifa etmek zorunda kaldığı çok büyük bir yolsuzluk operasyonuydu. Bu yolsuzluk operasyonunu Erdoğan ve iktidarı bir darbe olarak adlandırıyordu. Fakat bunun yolsuzluk olduğunu söyleyen gazeteciler bu süreç içerisinde Erdoğan iktidarının baskısı nedeniyle işsiz kaldılar. Ben de bu süreçte işimi kaybetmek durumunda kaldım. Daha sonra 2015 yılında Nokta Dergisi'ni çıkardım. Nokta Dergisi Türkiye'nin en köklü haber dergilerinden bir tanesiydi. Uzun yıllardır çıkmıyordu ve askerlerin baskısı nedeniyle, dönemin generallerinin baskısı nedeniyle kapatılmış bir dergiydi. 2015 yılında dergiyi çıkarmaya başladıktan sonra bu sefer sivil bir baskı rejimiyle karşı karşıya kaldık. Dergimize sürekli olarak tazminat davaları açıldı, reklam verenlerimiz üzerinde baskı kuruldu ve en sonunda dergimizin 3 tane sayısı peş peşe toplatıldı. Ki Türkiye'de bir dergi toplatma en son 1980 yılındaki junta rejiminde görülmüş, darbe rejiminde görülmüş bir şeydi. Fakat Erdoğan iktidarı ile geri döndü. Ve Nokta Dergisi 3 sayısı toplatıldıktan sonra biz 2 Kasım 2015'te ben ve yardımcım Murat Çapan, Erdoğan iktidarının yolsuzluklarını, Erdoğan iktidarının yeniden Kürtlerle süren barış sürecini çökertip yeniden savaş konseptine dönmesi ve bu savaş konseptine dönmeleri nedeniyle çok sayıda sivilin, askerin, PKK'lının hayatını kaybettiği yeni bir savaş ortamının oluşmasını eleştirmemiz nedeniyle, bunu eleştiren bir kapak yayınlamamız nedeniyle 2015 yılının Kasım ayında tutuklandık, Kasım ayının başında ve Silivri cezaevine gönderildik. Cezaevi sürecinde çeşitli hak ihlalleriyle karşılaştık. Örneğin bizi mahkemeden cezaevine kadar götüren polisler, cezaevi aracında bize Tayyip Erdoğan'ın seçim marşını, Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçim marşını zorla dinlettiler. Cezaevi sürecinde tek kişilik hücrelere konduk, tamamen tecrit ortamı vardı. Birbirimizle görüşmemiz, başka tutuklularla görüşmemiz, herhangi bir sosyal ortama girmemiz engellendi. Tamamen 24 saatimizi bir hücrenin içerisinde geçirdiğimiz günlerdi. 2 ay böyle tamamen izolasyon ortamı altında cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakıldık mahkeme tarafından. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldık. O zaman Erdoğan rejiminin tüm baskısına rağmen Türkiye'de iyi kötü işleyen bir hukuk sistemi vardı. Daha sonra dergimize yönelik baskılar yine devam etti. Sürekli her yaptığımız haberle ilgili neredeyse şikayetlerde bulunuldu. Ve tabii biz muhalif ve sert bir yayıncılık yapıyorduk. Erdoğan iktidarını her yönden kritik eden bir yayıncılık yapıyorduk. O günlerde medya dünyası o kadar baskı altındaydı ki böyle yayıncılık yapan dergilerin, gazetelerin sayısı çok azalmıştı. Ve bunların hepsi de 2016 yılının o Temmuz ayının 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimiyle birlikte kapatıldılar. Nokta Dergisi de darbe girişiminden hemen sonra Tayyip Erdoğan hükümetinin çıkarttığı bir kanun hükmünde kararname ile kapatıldı ve bütün mal varlığına, marka hakkına el konuldu. Hemen ardından da ben ve yardımcım Murat Çapan'la ilgili yakalama kararı çıkartıldı tekrar. Tabii o günlerde Türkiye'de çok ağır hak ihlalleri, işkenceler yaşanıyordu ve bunlar medyaya da servis ediliyordu. Erdoğan iktidarı bir korku rejimi kurmak için adeta bu işkencelerin görüntüleri de sergileniyordu. Özellikle askerlere yapılan işkenceler. Bu ortamda tabii ben de teslim olmayı göze alamadım. Çünkü benim de işkence göreceğim, ağır hak ihlalleri göreceğim ve belki de bir daha özgürlüğüme kavuşamayacak derecede uzun yıllar hapsedileceğim açıktı. Ve bir mülteci botuna ailemle, eşim ve 2 çocuğumla bir mülteci botuna binerek ülkeyi terk edip Yunanistan'a geçmek durumunda kaldım. Bu hem eşimin hem çocuklarının hayatını tehlikeye atan bir durumdu. Fakat özgürlüğümün tamamen yok edilmesi, işkence görmem gibi durumlar karşısında mecburen tercih ettiğim bir durumdu. Ben Yunanistan'a geçtikten sonra yardımcım Murat Çapan Türkiye'de yakalandı. Ve hemen ardından hakkımızda devam eden yargı süreci çok hızlı biçimde ve iktidarın baskısıyla değiştirildi.
Önce bizi serbest bırakan mahkeme dağıtıldı. Mahkemenin 3 üyesi hakim o mahkemede görevden alındılar. Yerlerine yerin hakim atandı. Normalde duruşma savcısı hakkımızda beraat istemişti. Fakat duruşma savcısı değiştirilip yeni bir duruşma savcısı atandı. Ve yeni duruşma savcısı hakkımızda 22,5 yıl hapis cezası talep etti. Ve hemen çok hızlı biçimde hakkımızda 22,5 yıl hapis cezası verildi. Şu an yardımcı Murat Çapan Türkiye'de tutuklu ve 22,5 yıl hapiste kalacak. Şu an 5 yıldan fazla süredir, yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de tutuklu durumda. Benim hakkımda da yine kesinleşmiş bir 22,5 yıl hapis cezası var. Ardından da yapmaya devam ettiğim haberler nedeniyle de artık sayısını takip edemediğim kadar çok yüzlerce yıl hapis sistemli davalar açılmış durumda. Tabii Yunanistan'a geldikten sonra üzerimizdeki baskı devam etti. 2017'nin sonlarına doğru HDP milletvekili Garo Paylan Avrupa'da yaşayan gazeteciler ve akademisyenlere yönelik bir suikast timi oluşturulduğunu ve bunun istihbarat örgütü tarafından oluşturulduğunu açıkladı. HDP milletvekilinin açıkladığı bu listede ben de sürekli olarak insan hakları ihlalleriyle ilgili haberler yaptığım için benim de olma ihtimalim oldukça yüksekti. Ve bununla ilgili de duyumlar üzerine Yunanistan'ı terk etmek durumunda kaldım. Yunanistan'da ailemle yaşadığım süre boyunca aynı şekilde Yunan hükümeti tarafından tren garları, otobüs istasyonları, halkın yoğun olduğu meydanlar gibi yerlerden uzak durmamız konusunda uyarılarda bulunuldu. Yani orada da bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Daha sonra Almanya'ya gelmek durumunda kaldım ben bu can güvenliği sorunu nedeniyle. Almanya'ya geldikten sonra da benzer baskılar devam etti. Almanya'da da 21 kişilik bir suikast listesi yayınlandı benim Almanya'da bulunduğum süre boyunca. Ve bu 21 kişilik suikast listesi içerisinde benim de ismim vardı. Tabii burada biz fanatiklere, aynı zamanda Avrupa'da yaşayan fanatiklere de hedef gösterilmiş olduk. Onların eline böyle bir liste verildi. Ve bu listedeki bazı gazeteciler de saldırıya uğradılar. Bu listeyle ilgili ben de Almanya'da polis makamları tarafından çağrılıp uyarıldım. Çeşitli uyarılara maruz kaldım. Dikkatli olmam konusunda. Aynı zamanda başka bir Avrupa ülkesinden bir uyarı aldım. Ülkelerine gelmemem konusunda yapılan bir uyarıydı. Almanya kadar güçlü bir istihbarat ve güvenlik teşkilatları olmadığını, ülkelerine gitmem halinde can güvenliğimi koruyamayacaklarını belirttiler bana. Yani Avrupa'da bulunmuş olmamız da bizi baskıdan kurtarmıyor. Erdoğan'ın uzun kolları buraya kadar devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde abim tutuklandı, cezaevinde kaldı bir süre. Annemle babam gözaltına alınıp bir süre sorgulandılar. Bu tip aileme yönelik baskılar da, Türkiye'deki akrabalarıma yönelik baskılar da devam etti. Fakat bu süreçte ben gazetecilikten kopmamaya gayret ettim. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili, Erdoğan rejiminin yolsuzlukları ile ilgili, 15 Temmuz darbesinin şüpheli yönleriyle ilgili çok sayıda haber yayınladım. Ve bu haberlerin hemen hepsiyle ilgili davalar açıldı. Bu yayınladığım haberlerin pek çoğu hakkında erişim engeli kararları getirilerek halka ulaşması engellendi. Ve iktidar medyası tarafından sürekli olarak hedef gösterildim. Bu süreçte sürekli olarak bir terörist olarak damgalanıp, sürekli isminiz terör örgütleriyle anılan ve pek çok farklı terör örgütleriyle anıldı ismim bu süreçte. Sürekli olarak baskı kurup benim halk nezdindeki yaptığım haberlerin güvenilirliğini sarsmak için çeşitli hamleler yapıldı. Fakat gerek YouTube üzerinden, gerek Twitter üzerinden, sosyal medya mecraları üzerinden ve internetten bu tip haberleri yapmaya devam ettim. Yapmaya devam ettikçe de bu baskının şiddeti artıyor. Erdoğan rejiminin uzun kollarının baskısını Avrupa'da da elbette hissediyoruz. Türkiye'de pek çok meslektaşım cezaevinde, tutuklu durumdalar. Tahliyesi geldiği halde tahliye edilmeyen gazeteci arkadaşlarımız var. Ve pek çok gazeteci de yazdığı haberler nedeniyle sürekli olarak gözaltına alınıyor, sürekli olarak baskı hissediyor. Ve özgür gazeteciler, bağımsız gazeteciler, kritik yapan gazetecilerin pek çoğunun işsiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Ve bunlarda en çok yaşadığımız problem de bağımsız bir yargı mekanizmasının olmaması. Ama mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Guven. I give you the floor, Judge Baens. Thank you.
Thank you, Madam President. Thank you very much for your testimony. And I would like to ask you, what charges were you were brought against you? What exactly, and your colleague as well, that who's still in prison? What are the charges that were brought against you and him, if you may? Öncelikle ben teşekkür ederim. Süreç içerisinde peş peşe değiştirilen suçlamalar var. Öncelikle bizim charges kept changing throughout the process. So yes, first of all, we were charged with insulting the president, and this is a classical charge that is brought against most of the journalists in Turkey. And then I was charged with doing propaganda for a terrorist organization, but I don't know which terrorist organization. Actually, it took us 6 years to learn which terrorist organization's propaganda we were doing, because the prosecutors are also forced to make charges by the government. And the prosecutor facing me was very young. And I said, okay, you're charging me with doing propaganda for a terrorist organization, but please tell me which terrorist organization, because that's how I'll prepare my defense. And the prosecutor replied that he was the one asking the questions here. And so for 6 months, I was unable to learn which terrorist organization's propaganda I was conducting. Finally, after 6 months, I learned that it was for the PKK that I had been doing propaganda. So that's how I defended myself. And then they opened a second lawsuit, and this time I was charged with trying to overturn the Turkish government, with trying to start an armed rebellion. So these were very heavy charges. And of course, I was threatened with 20, 25 years in jail faced with these charges. And of course, this creates a huge pressure on you as a journalist. And so of course, these push you to self-censorship. And then they changed the charges yet again, because in 2015 and in 2016, of course, there was the coup attempt. And after the coup attempt, they added to these charges of the fact that I was doing propaganda. They said that they charged me with being a member of the Gulen movement, of doing propaganda for the Gulen movement. So the punishments kept increasing. And finally, even though they opened the lawsuit against me in 2015, they started charging me about the coup, which took place a year later. And in May 2016, I was charged with trying to overturn the Turkish government, and they gave me 22 and a half years. Both I and my assistant were given 22 and a half years. And at the same time, the magazine Nokta, which I was the editor, we had defended both the Kurds and the Gulen movement. So we were taken to court for Nokta was charged with both sides for defending both the Kurds and the Gulen movement. But from what I gather right now, I think I'm being charged for many terror-related crimes, and I think I've been asked for 60 years in jail. Judge Pache, would you like to put a question to the witness? I don't think he's hearing me, so I will turn to you. Do you have no question. A question? What do you say? He doesn't have any question. Okay. Judge Malin Verny, do you have a question? No. Judge Biancu? Thank you, Madam President. I have a quick question. Where are the writings, the reports, the articles that you are writing now being published on the internet, or do Turkish media outlets? Can I continue? Yes, please. Yes. I was following on. So do Turkish media outlets publish your pieces, your writings, or not? Thank you. So in September 2016, I escaped to Greece on a refugee boat, and I never stopped being a journalist.
But since the free media has been disappeared, has been made to disappear in Turkey, well, of course, I had to continue to publish on the internet. In this framework, other journalists, such as my other friends of mine, other exiled journalists, and I came together and created an internet site and a YouTube channel. And then I created my own personal YouTube channel. So now I publish both on the net and on, and I also speak on this YouTube channel. And I have, and I publish 2 videos per week on my own personal WebTube channel. And there are millions of people who watch this every week. And at this moment, the Turkish population is very interested in media that is being disseminated in Europe. And the reason for this is that they don't have their own free media in Turkey. It's the only way they can reach independent news is thanks to journalists, Turkish journalists, publishing from Europe, speaking from Europe. But of course, most of the news that I'm publishing is about human rights violations and on corruption. These are subjects which closely interest the Turkish population. But of course, the news that I publish can't be quoted in Turkey, because to quote a news that I publish in Turkey, be it in writing or vocally, would mean to be to do propaganda, terrorist propaganda. Thank you for your testimony.